Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ulusal savunma yetki yasasına Yunan adalarında muhtemel Amerika Birleşik Devletleri askeri üslerinin kurulmasını içeren bir ek madde eklendiği ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında 2021 yılında imzalanan ortak savunma işbirliği anlaşmasının temel alındığı skandal ek maddede Molak Yunan adaları tabiri kullanılsa da Yunan medyası Ege'de Limni gibi gayri askeri statüde bulunması gereken adaların işaret edildiğini belirtti. Yunan lobisinin etkili olduğu New York'tan temsilciler meclisine seçilen demokrat milletvekili menge ait kabul edilen ek maddenin içerinde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma ve Dışişleri Bakanlarının birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasındaki savunma ilişkisine ilişkin, olası ek askeri üsler ve özellikle, Yunan adalarındaki. Amerika Birleşik Devletleri askeri varlığının genişletilmesini içeren bir raporu Konre'nin ilgili komitelerine sunması isteniyor. Skandal maddedeki Yunan adaları, tabiriyle kastın Lozan ve Paris antlaşmalarıyla gayri askeri statüde kalması ve silahsızlandırılması kaydıyla Yunanistan'a devredilen Ege adalarını içerip içermedi belirtilmedi. Yeni Şafak'ın haberine göre, ancak Yunan Katimerini gazetesinde dün çıkan bir haber Atina'nın amacının bu olabileceğini gösterdi. Yunan gazetesinin haberine göre 2021 yılında Atina ile Washington arasında imzalanan savunma anlaşmasında askeri üslerin coğrafi konumunu belirlemek için kullanılan Yunanistan'ın genelinde ifadesinin söz konusu adaları da içerebileceği kaydedildi. Habere göre, dönemin Yunan hükümeti tarafından anlaşmaya sokulan bu özel tanımlama, Yunanistan tarafından Limni ve İskiri'yi Amerika Birleşik Devletleri askeri varlığına ev sahipliği yapabilecek adalar olarak önermek ve ayrıca Yunanistan'ın kuzeyindeki Dedeağaç'ta bir üs ihtiyacını vurgulamak için kullanıldı. Limni, Lozan Antlaşması'na göre gayri askeri statüde kalması gereken adalar arasında yer alıyor. Yunanistan'ın, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen skandal ek maddeyi limni üzerinden harekete geçirerek adaların gayri askeri statüsünü bozma amacı için Washington'u paravan olarak kullanmak ve Ege Denizi'nde fiili bir durum oluşturmak istediği değerlendiriliyor. Bu çerçevede Atina ve Yunan lobisinin, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'yi Ege Denizi'nde karşı karşıya getirmek hedefini de güttüğü kaydedildi.